İsveç yine PKK'lıların başka bir kışkırtma girişimine sahne oldu. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin yakınında Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verildi. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Stefan Hörström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye provokatif ve nefret suçu niteliğindeki eylemin kınandığı aktarıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre İsveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, kutsal değerlere hakaretin demokratik haklar kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı. PKK bağlantılı çevrelerin Stockholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname'nin açık ihlali olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan da kışkırtıcı eyleme ilişkin açıklama geldi. Açıklamada saldırının lanetlendiği söylenerek İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz denildi. İsveç makamları nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya, tüm ülkeler ve uluslararası kuruluşlar İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağrıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya'da Remstein hava üstünde yapılan Ukrayna Savunma Temas Grup toplantısının ardından açıklama yaptı. Bu terör yanlıların seriledikleri bazı olaylar gerçekleşti. Buna karşı efendim, herhangi bir şekilde etkisiz olmak, herhangi bir şekilde hareketsiz kalmak gerçekten kabul edilemez. Bunların mutlaka cezalandırılması, bunların mutlaka e, gereğini yapılması gerekirdi. Bunların bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. Bu konuda İsveç'in, bu konuda... E, Finlandiya'nın kendilerine düşen görevleri yapmalarını bekliyoruz biz. Oradaki ev evlerini yapmalarını bekliyoruz. Akar, İsveç'teki kışkırtmaya tepki gösterdi. İsveç Savunma Bakanı Pelle Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin iptal edildiğini duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, Türkiye'ye karşı yapılan alçakça, iğrenç bu eylemler sonunda biz yönetimden bazı tepki alınabileceğini alınıp alınmadığını e, takip ettik. Şu ana kadar da ciddi hiçbir tepki alınmadığını üzülerek mücadele ettik. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada e, söz konusu ziyaretin İsveç Savunma Bakanı'nın e, Paul Johnson'un Türkiye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamında kalmadı. Bu nedenle bir ziyaret iptal ettik.